İyi akşamlar Kenan Bey, iyi akşamlar Beren Hanım. Tekrardan iyi akşamlar Rıfat Bey. Arkadaşlar uzatmadan ben konuyu söyleyeyim. Evet. Rıfat Baltoğlu'nun koleksiyonu için buradaydık bu akşam. Harika işler yaptı. Çok sevdiğimiz bir artist arkadaşımız. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir gece oldu. Şahane oldu. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Ata koleksiyonu galiba. Ata koleksiyonu. Biraz bahseder misin bize nasıl bir sergi? Şöyle, sırf Atatürk'ün olduğu bir sergi. Cumhuriyet altının büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime güzel bir Atatürk resmi asmak istiyordum. Ama normal klasik bir Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir özel eser yapmak istedim. Bu biraz büyüdü. Eser haline geldi. Ve 29 sonra Ekim'de de dedim ki bunu niye çoğaltmıyorsun? Niye bize paylaşmıyorsun? Bize aynen öyle. Bize de yap. O da yapmaya başladı ve şimdi evet, harika bir kalabalık. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Tekrardan size dönecek olursak nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yeni albüm hayırlı olsun şimdiden dedim Beren Hanım. Ne zaman çıkacak albüm? Belli oldu mu tarih? En şimdi son... birazcık evet, şimdi Kenan'ın konserleri de böyle yavaş yavaş, yani Kenan'ın takvimi de rahatlıyor. Şimdi işte biz de New York'ta filmi tamamladık. Çalışmalara devam ediyoruz. Hazır olunca artık tarih söylemek istemiyorum. Ama az kaldı. Evet, Kenan Bey konser gerçekten yoğun bir tempodasınız yine. Yarın galiba Antalya var, sonra 29 Ekim Ankara var. Devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Cumhuriyet bayramınız da geliyor. 29 Ekim yine benim için çok önemli. Çok güzel hazırlanıyoruz. Yaklaşık böyle 3 gündür falan. 4 saat çalışıyoruz. Hem dansçılar hem müzisyenler, hem efektçiler hem müzisyenler. 29 Ekim için Ankara'da muhteşem bir konser planlıyoruz. Tatip de oradan bize bakıyor. Çok güzel oldu. Neler diyorsun diye. Zaten Cumhuriyet günleri başladı yani. Bu akşam Atatürk'le başladı. Heyecanımız büyük. 29 Ekim Ankara muazzam oldu. İnşallah diyelim. Beren Hanım, son olarak da Kıvanç Bey ile filmi soralım. Nasıl gitti çekimler? Bitti. Neler söyleyeceksiniz onunla ilgili? Çok tatlı bir film oluyor bence. Ben çok eğlendim. Uzun zamandır oynadığım bir karakterle bu kadar eğlenmemiştim. Yani çok keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Umarım herkes beğenir. Çok uzun zaman sonra da bir araya geldiniz. Neler yaşandı? Hani çok eskiler yad ediniz. Çünkü biliyorsunuz her sene TT olan bir aşkı memnu var. Sonra konuşuruz onları. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Çok sağ olun.